Bazen matbaa hatası olabilir. Onu da tam manasıyla bilmiyorum. Bazen de yazım şeklinde hazırlanma döneminde tabi veya o anda hocanın dikkatinden kaçmış olabilir. Bu gibi konularımızda mutlak biraz üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Ben her fırsatta da söylüyorum. Türkiye'deki sanatçılarımızda da bu eksiklik var. Eksiklik demeyelim, tembellik var diyelim. Yaptıkları eserleri notaya aktarıp bir gelecek kuşağa bırakmak açısından en azından birer tane küçük deftercik de olsa CD'lerin yanında hediye verirlerse diye düşünüyorum. En azından kendi eserlerinin uzun vadede kalıcı olacağını diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyoruz. İkinci, üçüncü sıramızdan. Do, do, re, 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 do. Do, do, re. Do, do, re, 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 do. Do, do, re, 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 do, mi, re, re, si. Bu söylediklerim tamamen benim kendi düşüncelerimdir. Katılabilirsiniz, katılmazsınız. O insanlar düşünceleri konusunda özgürdürler. Ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Do, do, si, la. Evet. Buradaki vuruşlar, yalnız şurada dikkat etmemiz gerekir. Tam tara alıyoruz. Şurada tara tam. Burası boş geçmektedir. Böyle, bu şekilde. Yani tam tara, tara, tam. Çünkü burada sekizlik birim önde olduğu için, burada arka kısma geçtiği için, burada ikinci vuruşumuz boş geçiyor. Burada da son vuruşumuz boş geçmektedir. Şimdi devam ediyoruz üçüncü sıradan. La, do, si, la. Önce donanımımızı tekrar kontrol ediyoruz. La, do, si, la. La, do, si, la. Si, la, la. Si, la, la. La 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 diyoruz. Eserimiz burada. Şöyle ki bir bölüm tekrarı söz konusu. Evet, şu şekilde. Yani şuradan tekrar bölüm tekrarına giriyoruz. Evet. Buradan tekrara giriyoruz. Burada vururken do do re şeklinde. Do do re mi fa fa mi. Fa mi mi re mi re re do 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 re 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 do mi re re si do si si la do do si la diyoruz. La do si la. Burada eserimiz do re mi mi tekrara gitmek şartıyla, yani aşağı yukarı bundan sonraki durumda fazla çok az bir değişiklik olmak kaydıyla şöyle de diyebiliriz. Eserimiz buraya çalındıktan sonra sanyo koyup tekrar başa sanyoya dönebiliriz. Yani 2-2 çalarak eserimizi icra edebiliriz. En yalın haliyle yorum sadece her zaman söylediğim gibi yorum sizlere kalmış, değerli müzisyenlerimize kalmış. Ben yalın ve otantik haliyle sizlere ulaştırmaya çalışıyorum burada eserlerimizi. Şimdi bağlamamızın akortunu kontrol edelim. Biz galiba türkünün ismini de yazmadık. Yeni açan arkadaşlar varsa bazen oluyor. Bizde de böyle demek oluyor ki metotları hazırlayanların da dikkatinden bazı şeyler kaçıyormuş. Bak bizde de kaçıyor. Ordunun ordunun dereleri ordu diyoruz. Zaten birçoğunuz da bilir. Ordunun dereleri, aksa yukarı aksa. Birçoğumuz da tanıyoruz eserimizi. Bu arada istekleriniz varsa, türkü olarak öğrenmek istediğiniz eserler varsa, bunları bize yazıp ulaştırırsanız, biz de sizlere elimizden geldikçe
İstediğiniz eserleri size öğretmeye çalışırım. Çalışırız diyebilirim. Çünkü bu da bir ekip işi. Burada da sağ olsunlar kamera arkasında da çok destek veren arkadaşlarımız var bize. Evet, şimdi bağlamamızı kontrol ediyoruz. Gezinti yapalım dedik. Şimdi dönelim pratik çalışmamıza. Evet, sazımızın akortundan sonra bakıyoruz. Birinci dörtlüğümüzde ne vardı? Daha önce de belirtmiştim. Şunu istersek şöyle de yapalım. Şu sessiz süremiz 1/8'lik. Şuradaki olay da tamamen ikinci kez de tekrarlanacak doğdu. Şurada diyoruz ki es, do, re, mi, 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 sol, sol, mi, fa, fa, mi, re. Yani tam, tara, tam, tam, tara, 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 tara şeklinde geliyor. Es, do, re, mi, 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 sol, sol, mi, fa, fa, mi, re. Bu şekilde bonasını yaptıktan sonra ne yapıyorduk daha sonra? Solfejini, işte sazımızın akortundan aldığımız sesle. La si do es do re mi 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 sol sol mi fa fa mi re şeklinde karşımıza çıkıyor. Es do re mi 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 sol sol mi fa fa mi re re mi fa fa mi fa mi 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 re mi mi re şeklinde ikinci ölçümüzde o şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi pratik çalışmaya geçelim. Her zaman söylediğim gibi önce bonasını yapabilirsiniz. Veya kendiniz bir defter alıp benimle birlikte ekran başınızda notaları yazarsanız biz onu da dikkate alıp biraz daha yavaş yazım yolunu seçtik. Ondan sonra ikinci ölçümüzü de yazdıktan sonra ne yapacaktık? Bonasını yapıyorduk. Bonasından sonra solfejini. Tabii bonasını elbette ki ekran başında biraz zor olacaktır sizin için. Ama program kapattıktan sonra, programımız bittikten sonra notaları zaten şu anda iletişim çok gelişkin olduğu için istediğiniz yerden bu eseri de bulabilirsiniz. İnternet olsun, bilgisayar olsun veya kütüphanelerde elinize geçecektir. O şekilde devam edebilirsiniz. Solfejini yapıp yapmama o tamamen size kalmış bir şey. Şimdi ilk önce birinci ve ikinci dörtlüğümüzü yapıyorduk. Her zaman olduğu gibi önce birinci dörtlük, daha sonra ikinci dörtlük, ikisini birleştirip 3 ile 4'ü yapıyorduk. Şimdi önce 1'i hatırlayacak olursak es, do, re, es, do, re, es, do, re. Sağ tezeneden baktığımızda sevgili yönetmenim dikkate alırsa tezeneyi görüldüğü gibi es deyip bir boşluk geçiyoruz. Es. Bazı arkadaşlarımız alışkanlıkta elini vururlar sazın göğsüne veya üstten la alanlar vardır. Biz burada ne yapacağız? Es, do, re, es, do, re, es, do, re, es, do, re, es. Yani elimde tezeneyi görüyorsunuz. Es dediğimiz boş geçme. Daha sonra üst beşinci parmak ve alt boşa alıyoruz. Daha sonra ikinci dörtlüğümüze gelindiğinde mi, mi, tam, tam, sekizli olarak mi, 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 mi. Şimdi klavyede görelim. Sol elimizde dikkat çekeceğiz. Şimdi do, re, mi, mi. Görüldüğü gibi es, do, re, mi, mi, es, es,